Evet, biz şimdi bugün arkadaşlarımla, üç arkadaş yani komşularımla uzun zamandır istediğimiz bir sos vardı. Lutenitsa, Balkan sosu. Kahvaltılık bir sos ama böyle şeylerin, köftelerin falan da yanında çok güzel gidiyor arkadaşlar. Daha önce ben defalarca yedim. Bulgar göçmeni bir arkadaşımdan. Gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden şimdi hazırlığımızı yaptık. 3 kilo burada havucumuz var. Bunu soyduk ve haşladık. Burada 15 kilo domatesimiz var. Soyduk ve blenderdan geçirdik. Burada da 15 kilo kapya biberimiz. Bunu fırına verdik, közlettik. Pideci de iyi oldu taş fırında. Ve burada da 7 kilo patlıcanımız var. Ve yaklaşık 40 diş kadar sarımsağımız var. Ve şimdi soğanla sarımsağı. 1 kilo kadar da soğanım var. Soğanla sarımsağı birazdan 1 litre yağın içinde şöyle bir soteleyip bunları da robottan geçireceğim ve kaynamaya bırakacağım. Enfes bir sos oluyor. Hadi izleyelim bakalım. Şimdi ilk olarak bakın yaklaşık 1 kilo, belki biraz daha fazla, 1,5 kilo kadar size kalmış. Soğanı, sarımsaklarım şurada, sarımsakların bir kısmını aldım. Bu şekilde bunları soğanla birlikte bir çekeceğim. Bakın şöyle yağımızı boşalttık. Tam 6 bardak yağ boşalttık buraya. Koyduk tencereye ve soğanlarımızı, sarımsağımızı dediğim gibi çektik. Çekmeye de devam ediyoruz şimdi. Ocağımın altında böyle çift taraflı, bakın yaktım böyle. Kocaman devasa kazanımızı koyduk ve hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi soğanım ve sarımsağımı böyle tam 6 bardak yağda böyle tencerede hafiften böyle kavuruyorum arkadaşlar ve arada şöyle çeviriyorum. Ve sonra bütün kuru malzemeleri yani havuç, biber, patlıcan, domates haricindeki her şeyi sırayla koyup böyle soteleyeceğim ilk önce. Evet. Aktarıyorum. Önceden kaynattığımız, haşladığımız ve soyup haşlayıp ve blenderdan geçirdiğim havuçlarımı da koydum arkadaşlar. Yine aynı şekilde kavurmaya devam ediyorum böyle. Şimdi biberlerimizi robottan geçireceğiz. Bakın böyle hala biberlerimizi koymaya devam ediyoruz ve sürekli de karıştırıyorum ki dibine tutmasın diye arkadaşlar, böyle ara ara şöyle yanlardan ala ala devam ediyorum karıştırmaya. Evet, biberlerimizi hala devam. 15 kilo biberdi arkadaşlar. Birazdan da biberler bitince patlıcan ve sonrasında en sonunda domatesini ilave edeceğim.
Evet, şimdi bakın bu şekilde patlıcanları çektik ve bunu da ilave ettik. Şimdi diğer patlıcanları da çekip hepsini bir yine bir karıştıracağız. Bu arada bakın hemen dibine tutmaya hafiften hafiften başlıyor. O yüzden dediğim gibi çok böyle hemen hemen karıştırmak lazım. Hiç böyle atlamadan dibinden dibinden hatta bazen böyle. Böyle karıştıracağım patlıcanını da. Gerçekten bayağı bir güç isteyen bir şey. Kollarım koptu desem yeridir. Nasıl da ballandırıyorum Tuğba. Yalan ya, o kadar değil. Evet, şimdi yani nasıl olsa daha karışacak. Domatesleri ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kazanımız az bile geldi. Şöyle iyice bir karıştıracağım. Evet, şimdi arkadaşım devraldı. Vallahi kollarım ağrıdı. Şöyle alttan alttan Evet. Misler gibi kokuyor Allah'ım. değil mi? Harika bir şey. Ekmekle, çıtır ekmekle. Oo, üzerine de peynir. Tuğba. Oh, mis, mis. Tek öğün bile yenilebilir. Evet, gerçekten çok lezzetli oluyor. Denenmiştir, defalarca denediğim bir sos. Yapılmış halini paylaşırım sizinle. Altını biraz harlaştım şu aşamada arkadaşlar. Harlı ateşte şu an. Biraz böyle sulanmaya başlasın. Ondan sonra altını biraz daha orta ateşe getireceğim ve yavaş yavaş suyun çekmesini bekleyeceğim. Bu arada da tabii ki pişmiş olacak. Kaynaya kaynaya pişiyor. Biraz çeksin baharatını, Kaynıyor. ondan sonra atacağım ki Evet. belli olsun. Bakın sosumuz gayet güzel pişti, böyle kıvamlandı. Hatta şöyle ikiye bölmüştüm taşmasın diye. Şimdi de kavanozlara artık paylaştıracağız. Altını kapattık. Tadı da çok güzel oldu valla. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben sosumu yaptım. Akşam sosum bitti. Daha doğrusu bir gün önceki akşam bitti. Yani tam 24 saat bunları ben böyle sıcakken kavanozları doldurup ters şekilde bu şekilde beklettik arkadaşlar. Üzerlerine de bir örtü örttüm ki sıcaklığını korusun diye. Yani vaktim olduğu için 24 saat beklettim ama siz 12 saatte bekletseniz yeterli. Akşamdan yaptıysanız sabaha kadar, sabah yaptıysanız akşama kadar bekletseniz de yeterli. Yalnız püf noktası, bakın bu şekilde konserve kapaklarını mümkünse yıkayın ve sıcak suda mutlaka bekletin. Sıcak sıcakken kapatın ve ilk defa kullandığınız kapaklar olsun ki hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Çünkü bunları bu şekilde yaptıktan sonra dışarıda kapalı bir dolabın içinde muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabı şart değil arkadaşlar. Kış boyunca yiyeceğiniz için de bozulmaması gerekiyor. Aman dikkat edin. Bu arada sosum inanılmaz lezzetli oldu. Tadım testini tabii ki yaptık. Hem arkadaşlarım hem ben ve eşime de tattırdım. Çok beğendi. Ve bakın ben bu şekilde peynirle yemeye başladım. Peynirle de ekstra lezzetli oluyor arkadaşlar. Sevenler için mutlaka deneyin. Ve çok bereketli bir sos oluyor. Benim ölçülerimde bakın yaklaşık 45 kavanoz çıktı. 33'ü bu şekilde. Gerisi de yarım kiloluk kavanozlar şeklinde ve paylaştık arkadaşlarımla. Ben şimdi sunum için size tekrardan böyle dizdim ve gösteriyorum. Dediğim gibi ve videonun arasında ben yazdım oraya, bakın 1,5 bardak kaya tuzu, acı biber, kimyon, işte ölçüleriyle oraya yazdım.
Çünkü onu çektiğim video maalesef silinmiş. O şekilde baharatlarını da ekleyin. Tabii ki bunlar azaltıp çoğaltmak isteğe bağlı. Sizin damak zevkinize bağlı. Ama tuzu mutlaka kaya tuzu kullanın ki uzun süre muhafaza etsin. Biz açıp tüketmeye başladık gerçekten kış gelmeden. Çünkü o kadar lezzetli. Mutlaka ki deneyin. Daha zamanı var arkadaşlar. 1-2 hafta daha sanırım zamanı var. Biberin ve domatesin, hatta daha fazla belki. Havanın gidişatına bağlı. Mutlaka bugünlerde yapın derim. Az yapın ama mutlaka ki yapın. Ben bunu göçmen kızının mutfağından aldım, bu tarifi. Kendisinin gerçekten tarifleri çok güzel oluyor. Birebir tutuyor. Ama siz dediğim gibi ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kendime göre ayarladım. Baharatları da kendi isteğime göre değiştirdim böyle tarifi biraz. Mutlaka ki kavanozlarınızı sıcakken doldurun. Yeni kapak kullanın ve ters çevirip mutlaka ki bekletin. Bu şekilde gayet güzel de bir sos elde edin. Yapacak herkese afiyet olsun şimdiden. Hoşça kalın. Lütfen ve lütfen buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.